Kendini geliştiren bir gurbetçi bir kere kafasına çöplüğün girmesine müsaade etmiyor. Çünkü onun zihni, beyni çok değerli. Öğrenmeye açık oluyor. Ben biliyorum demiyor örneğin. Kendini geliştiren adam ben biliyorum demez. Bunun yanında gözleri parlak oluyor. Gözlerine bak böyle parlak oluyor. Neden? Çünkü hedefi var. Hedefi olan insanın gözleri parlak olur ve dik durur. Duruşu dik olur. Bununla beraber herkese kulak verebilir. Ders alır her taraftan. Kendi gelişimi için yatırımlar yapar. Yani arsaya, daireye, yatak kata paraya harcayacağını ilk önce benim der. Kendime yatırayım. Ben kendime yatırım yaparsam zaten yat da alırım, kat da alırım, daire alırım, villa alırım. Her şeyi yaparım yani. Ama ilk önce doğru yere yatırım yaparım diye düşünür. Kendini geliştiren gurbetçi bu. Bir de kendini geliştirmeyen gurbetçiler var. Onlar gerçekten çok. Anası babası ta köyden gelmiş direkt. Onlardan nasıl öğrendiyse o bakış açısına devam ettiriyor hayatı. Ya bir şey eklememiş. Aynı şekilde hatta o şivelerle konuşuyor. Şiveleri ben aşağılamıyorum. Hatta hoşuma gidiyor şive. Fakat o şiveyle devam ediyor. Yani babasının, dedesinin bundan 50-60 sene önce köyde konuştuğu şiveyle aynen devam ediyor. Niye? Kapatmış çünkü kendini. Gelişime kapatmış. Öğrenmeye kapatmış. Onun tek kaynağı, öğrendiği tek kaynak ne biliyor musun? Diziler. Diziler var, tarihi filmleri çeviren. Mesela tarihi oradan öğrenmeye kalkışıyor. Veya günlük sabah kadın programları oluyor böyle. Kadınları topluyorlar reyting için, tamam, para kazanmak için, reklamlardan para kazanabilmek için. Böyle kadın programları bir şeyler anlatıyor. Orada kişisel gelişimciler var, tamam mı? Kendini tanıtmak için oraya gidenler var. Oradan kişisel gelişim öğrenmeye çalışıyor. Yani kişisel gelişim yapmaya çalışıyor. Oradan öğrendiği bir kelimeyi, bir cümleyi devamlı bozuk teypler olurdu. Eskiden tekrarlardı böyle. Tekrarlıyor. Her yerde aynısını tekrarlıyor. O kadarını biliyor ve içeriğini bilmiyor. Ne olduğunu bilmiyor. Veya şarkılardan öğrendiği o cümleleri şiir olarak kabul ediyor örneğin, tamam mı? Hani ben şairim hesabı. Oradaki şarkılardan öğrendiklerini hayatın gerçeği zannediyor. Dizileri hayatın gerçeği zannediyor. En kötüsü de ne biliyor musun? Haber kaynaklarını, yani öğrenmek istediğini haberlerden öğrenmeye kalkışıyor. Haberlerin %100'ü doğru olduğuna inanıyor. Yani bu haberler var ya, ana akım medyanın devamlı 6'da, 6.5-7'de çıkarttığı haberler var değil mi? Bunların %100 doğru olduğuna inanıyor. Yani böyle bir durum var. Komik bir durum var. Aslında istatistiklere göre %20'si doğru. %80'i yalan. Niye? Bir propaganda var. Yani herkes sol cenah, sağ cenah fark etmiyor. Herkes kendi inandığı doğruları oradan empoze etmeye çalışıyor. Ve bu sefer hem onu dinliyor hem bunu dinliyor. Kafası çöplük dolu. Yani gerçek olmayan bilgilerle çıkıyor sonra. Yani beğenilmeyen durumu da şu. Felsefe yapıyor. O öğrendiği kaynaklardan kafasında böyle bir çorba oluşmuş, bir salata oluşmuş. Onu pazarlamaya çalışıyor sana. Felsefe yapıyor sana. Oturmuş senin karşında sana felsefe yapıyor. Sen bir kişiye faydan oldu mu şu dünyada? Bir kişiye faydan oldu mu? Yani şu öğrendiklerinle kime ne kattın? Sadece kafayı karıştırdın, o kadar. Kendini geliştirmeyen gurbetçinin en büyük özelliği kendini bilge zannetmesi, filozof olarak kendini kabul etmesi, felsefe yapması. Peki bu yargıya ben nasıl vardım? 19 yaşında direkt insanların içerisindeydim zaten. Dükkanım vardı. Almanya'da. Üniversite okuyordum, dükkanım vardı. Ve beni örnek gören anneler, babalar çocuklarını, oğullarını benim yanıma gönderiyorlardı. Yani her gün benim yanıma 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi geliyor ve devamlı semaver kaynıyor. Biz arka tarafta büroda oturuyorduk. Ben seminer veriyordum, anlatıyordum. Gözleri parlayan çocukları görüyordum o zaman, hedefleri olan insanlar. Yıllar geçtikten sonra onların yeri şu anda bambaşka. Çok güzel yerdeler. Ha, bunun yanında tabii o zaman okuyordum, iktisat psikolojisini okuyordum. 4 yıl bitti, yetmedi bana. O eğitim yetmedi. Televizyonda yoktu çünkü ana akım medyaya ben karşıydım, o zaman da öyleydi. Haberleri izlemezdim, diziler zaten yoktu hayatımda. Vakit olduğu için ikinci bir üniversite okudum. Sosyoloji okudum. Sosyoloji toplumsal psikoloji demek. Yani benim alanıma giriyor. 4 yıllık üniversitesini okudum. Yani araştırmalarını yaptım. Çünkü bizim alan. O yüzden bu yargıya zaten meslek olarak bu mesleğe de sahibim. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sonra bu yetmedi, klinik psikolojiyi bitirdim. Yine yetmedi. Hem seminerler veriyorum, insanlar geliyor, danışanlarım geliyor, gidiyor devamlı. Böyle insan yetersiz olduğunu anlıyor. Yani insan eğitim aldıkça aslında ne kadar eksik olduğunu fark ederek kendini geliştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla doktoramı yaptım. Nöropsikoloji ile alakalı çalışma yaptım. Tezimi hazırladım ve bu konuda çalışmalar yaptım. Doktoramı yaptım. Dolayısıyla yıllardan beri ben buradayım zaten. Almanya'da doğdum.
Buradaki insanları çok iyi biliyorum. Türkiye'dekileri de çok iyi biliyorum, tanıyorum. Neden? Oraya da gittim, okumaya gittim. Ortaokul liseyi orada bitirdim. Sonra burada hayatım hem insanlarla beraber geçtiği için devamlı müşteriler geliyor, insanlar geliyor, anneler geliyor, babalar geliyor. Onlardan bunu gördüm. 35 bin insanı A noktasından B noktasına gitmesine vesile oldum seminerlerimle. O zaman ne oluyor? Senin tecrüben oluyor yani. Bu bir tecrübe. Tecrübe kazanıyorsun. Aynı zamanda sen bir de çalışmalar yapmışsın akademik olarak. Dolayısıyla ben bu yargıya vardım. Gurbetçilerin iki çeşidi var. Bir kendini geliştirmeyen tipler var. Onların çocukları da öyle. Bir de kendini geliştiren insanlar var. Kendini geliştiren gurbetçiler var. Bu iki farkı umarım anlatabilmişimdir. Genellikle kendini geliştiren insanları ben o zaman görmüştüm. 19 yaşında gözlerinden gördüm diyorum ya, parladığını gördüm. Şu anki durumları ne? Bunlar çoğu iş adamı. Kendi işinin patronu. Kendi iş yeri var. Kendi işi var. Veya angeçlerde ama yüksek bir lider konumunda. Yani müdür, şirket yöneticisi. Kariyeri yapmış. Veya maestro olmuş. Bu da iyi bir şey. Maestro olmuş. Liderlik yapıyor. Yönlendiren insanları. Kendi evi var, barkı var. Sistemini kurmuş. Popüler olmuş. Etrafındaki insanlar tarafından böyle onaylanmış insanlar. Bununla beraber anneler de öyle. Anneler yönlendirebiliyor. Çocuklarını çok iyi yetiştirmişler. Çok efendiler. Gerçekten neslini iyi yetiştirmiş anneler var. Sorumluluk almış evlendiği için. Kocasını desteklemiş, yönlendirmiş. Kocasının kariyerinde etkili olmuş, kocası iş kurmuş, onu destekliyor devamlı. Çünkü her erkeğin arkasında bir hanımefendi vardır. Ve bu şekilde beyefendiler ve hanımefendileri gördüm. Bunlar kendini geliştiren insanlar. Öbür türlü kendini geliştirmeyen insanlar, onlar hep başkalarına muhtaç. Çünkü kendini geliştirmemek başkalarına muhtaç olmak demektir. Başkalarının eline, yüzüne, gözüne bakmak, ne olur bana yardımcı ol demek yani. Anlatabiliyor muyum? Başkalarına muhtaç olmak demektir. Almanya'da yaşıyorsan eğer kendini geliştirmen lazım, bu kadar. Neden? Çünkü senin zaten 5-0 gol yemişsin sen. Seni yabancı kabul ediyorlar, sen Ausländer'sın. Almanya'da mobbinge uğruyorsun, senin çocukların mobbinge uğruyor. Sen devamlı diskriminierung diyorlar değil mi? Devamlı aşağılanıyorsun. Tamam, kimse burada, herkes diyor ki yok öyle bir durum yok, işte böyle kanun var, nizam var falan. Onlar sadece kağıtta var. Gerçekten öyle değil ki. Sen pratikte öyle bir durum yok. Yani sen yolda geçerken saçların siyah olduğu için Almanların arasında sana bakıyor, dikkat çekiyor. Veya adam ırkçılığından elinde poşetler bir saat sana bakabiliyor böyle, tamam mı? Nefret bakışıyla sana bakabiliyor böyle. Yani onun bakışı zaten seni hasta ediyor. O yüzden böyle durumda 5-0 gol yedin ya, mecbursun kendini geliştirmek zorundasın. Öbür türlü başarılı olamıyorsun. Kendi işini kurmak istiyorsan, kendi işinde başarılı olmak istiyorsan, kariyer yapmak istiyorsan, lider olmak istiyorsan bunları fırsata çevireceksin ve kendini geliştireceksin. Bu kadar açık ve net. Aynı zamanda bu durumda hani biraz önce dediğimiz gibi hani mobbingdir, odur budur. Bunu fırsata çevirip güçlenen, tamam bunlar sıkıntı tamam, ama bunu fırsata çevirip güçlenen binlerce iş adamı, Türk iş adamları var. Ve bunlar gerçekten işinde çok başarılı. Bunlar ama kendilerini geliştirdiler. Onlar pes etmediler. Onlar yumruğu yedikten sonra yıkılıp kalkmamazlık yapmadılar. Yıkıldılar ama kalktılar, kendini geliştirdiler. Bir şeyler yaptılar. Evet, sen de artık yeter diyorsan, tak etti diyorsan, ben de kendimi geliştireceğim diyorsan programlarıma katılabilmek için bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için videonun altındaki linke tıkla, form doldur, gönder. Bir ön görüşme yapalım. Ön görüşmeden sonra her şey uyarsa seni de eğitimlerime alırım. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com